Herkese selamlar arkadaşlar. Hepiniz yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Sezen Aksu'nun Firuze parçasının kemanda nasıl çalınabileceğini göstereceğim. Başlamadan önce kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmazsanız çok sevinirim arkadaşlar. Kanal son zamanlarda biraz bir büyüme yaşadı. 2 yıldır video atmamama rağmen. Bu yüzden çok mutluyum. Beni desteklerseniz yani çok sevinirim. Instagram'dan da beni takip edebilirsiniz ayrıca. O zaman şimdi videomuza geçelim. Notaları yine her zamanki gibi aşağı koyacağım. PDF olarak zaten oradan ulaşırsınız. Biz de şimdi beraber sizlerle bonasını yapacağız. Solfejini yapacağız. Daha sonra da çalacağız. Evet arkadaşlar, şimdi parçamız 4 dörtlük bir ritme sahip. Gayet kolay. İlk ölçüye baktığımız zaman arkadaşlar, birinci ve ikinci ölçüde zaten aynı melodi tekrarlanıyor. İlk ölçüye baktığınızda ilk vuruşun bir sus olduğunu görüyoruz. Sekizlik bir sus. Burada nasıl okumamız gerekiyor bu notayı? Önce bonasını yapacağız. Si la, bakın. İlk yarım vuruşta nefes alıyorum, susuyorum. Si la sol fa mi si. Solfeji de şu şekilde. Si la sol fa mi si. Bunu arkadaşlar birinci pozisyonda birinci parmağımız si. Si la sol fa mi si şeklinde çalabilirsiniz. Dikkat edin, burada fa natürel var. Fa diyez basmayın. Tabii ki eğer yapabiliyorsanız 3. pozisyona geçiş yaparak da çalabilirsiniz. Yani şu şekilde. 3. pozisyonda 3. parmağım si notası. 1. pozisyona dönüyorum, fa mi. Tekrar 3'e biraz böyle geçiş yapmanız gerekiyor ama en basit haliyle birinci pozisyonda si la sol fa mi şeklinde çalabilirsiniz. İlk iki ölçümüz bu şekilde. Daha sonra 3. ölçüye baktığımızda yine ilk vuruş, ilk yarım vuruş es olacak. Si do re do si re do si la sol do. Bu şekilde bonası. Si do re do si re do si la sol do olacak. Yani hemen çalalım. Si do re do si re do si la sol do olacak arkadaşlar. Ben genelde bu parçaları öğretirken arkadaşlar bağları size bırakıyorum. Yani nasıl bağlı çalacağınıza ben karışmıyorum. Bazen öyle çalınması gereken yerler oluyor. Onları gösteriyorum sadece. Gerisi sizin yorumunuza kalmış. Şimdi 3. ölçüyü ne dedik? Si do re do si re do si la sol do. Sonra 4. ölçümüzde de bakın arkadaşlar, burada dikkat etmeniz gereken şu kısım, la la derken ki kısım, en sonda söylediğim la çok kısa. Si la la sol fa mi re mi fa sol la olacak. Şu şekilde yani. Daha sonra arkadaşlar 5. ölçümüze baktığımızda 1. ve 2. ölçüye çok benzer bir melodi var yine. La sol fa mi re la. Sonra tekrar la sol fa mi re la yapıyoruz. Hemen çalalım. Bakın. La sol fa mi la. La sol fa mi la. Bunu da pozisyonlu çalabilirsiniz tabii ki istiyorsanız arkadaşlar. Yine 3. pozisyonda başlayıp sonra 1'e geçip sonra tekrar 3'e geçmeniz gerekecek pozisyonlu çalarsanız. Yani la sol fa. Fa'da 1. pozisyona geçiyorum. Mi re. Sonra la için tekrar 3. pozisyona geçiyorum. Tabii ki böyle de şu şekilde de yapabilirsiniz. La sol la sol fa la sol fa mi re la sol fa mi re fa la la sol fa mi re la. Bu şekilde de çalabilirsiniz. Sol teline geçip orada fa mi re'yi de çalabilirsiniz. Ama en basiti birinci pozisyon her zamanki gibi. La sol fa mi re. La sol fa mi re la. Sonra arkadaşlar
Yine yarım vuruşluk esle başlıyoruz. Sol la do si mi fa sol yapacağız. Sol la do si mi fa sol. Sol la do si mi fa sol yapacağız. Hemen yapalım. Sol la do si mi fa sol yapıyoruz. Ondan sonra ilk dolabımıza geldik arkadaşlar. Bunlara dolap deniyordu hatırlıyorsanız. 1 yazıyor bakın orada. Bir de orada tekrar etme işareti var. Bu ne demekti? Bu tekrar işareti bize bu kısmı tekrar çalmamız gerektiğini söylüyor ve bu 1 ve 2'nin anlamı da ilk çalışında 1 kısmını çal, ikinci tekrar edişinde 2 yazan ölçüyü çal demek. 1'i atlıyorsun. Şimdi ilk ölçüye baktığımızda fa mi mi fa mi re mi fa sol la si la sol fa mi si diye başa dönüyorsunuz sonra tekrar. Fa fa mi mi fa mi re mi fa sol la fa mi mi fa mi re mi fa sol la si la sol fa mi si tekrar başa dönüp buraya kadar yine geliyorsunuz ama bu sefer bir yazan ölçüyü atlayıp direkt 2'yi çalıyoruz. Arkadaşlar orada da nasıl bir şey var? Fa mi. Sadece 3,5 vuruşluk bir mi notası var ve yarım vuruşluk bir fa notası var. Yani fa mi. Fa mi. Daha sonra arkadaşlar parçanın İkinci kısmı başlıyor. Parçanın ikinci kısmında arkadaşlar sözlük kısmı geliyor. Yani bir gün dönüp bakınca düşler gibi bir kısmı vardı. Ben orayı hatırlamıyorum tamam mı? Solfejini yapalım. Mi, si, la, si, sol, la, mi. Mi, si, la, si, sol, la, mi. Şu şekilde. La si, bakın la si sol. Bu tartım biraz zor gelebilir size. La si sol, la si sol yapıyoruz orada. Bir de daha sonra la si sol. Sol'den sonraki la'yı dördüncü parmağımla yapıyorum ben. Böyle daha kolay arkadaşlar. La si sol la mi. Şimdi çalalım. Mi si la si sol la mi. Sonra fa geliyor. Fa do si do re do si do. Burada yine bir geçiş var. Önce bir vuruşluk fa çalıyoruz. Sonra 1,5 vuruşluk. Bakın dikkat edin do çalacağız. Fa do si do re do si do yapacağız arkadaşlar. Fa do si do re do si do si do re do si do. Daha sonra tekrar fa do si do re yapacağız. Fa do. Yine 1,5 vuruşluk do. Fa do si do re. Bakın orada yine zor bir kısım var arkadaşlar. Tartım olarak. Mi si re la do sol. Mi si re la do sol. Bunu birkaç kez tekrarlayın, söyleyin yani çalmadan önce. Mi si re la do sol. Mi si re la do sol. Mi, re ve do notaları kısa olacak arkadaşlar. Si, la ve sol notaları uzun olacak. Mi, si, re, la, do, sol. Mi, si, re, la, do, sol. Burada arkadaşlar mi'yi ben dördüncü parmağımla yapıyorum. Çünkü mümkün olunca tel geçişini azaltmak için daha kolay oluyor. Siz de öyle yapabilirsiniz. Daha sonra mi, si, re, la, do, sol. Si, la, sol, fa kısmı geliyor arkadaşlar. Yani (gülüyor)
Daha sonra tekrar mi si la si sol la mi geliyor tekrar. Mi si la si sol la mi. Sonra tekrar fa do si do re do si do fa do si do re. Mi geliyor arkadaşlar. Burada boş tel mi çalmanızı önermiyorum kesinlikle. Çünkü ya düşünsenize iki vuruşluk mi ve böyle mi olacak? Hiç etkileyici değil. O yüzden si do re mi kısmında sesim çatladı kusura bakmayın. Re notasında 3. pozisyona geçin arkadaşlar. Yani şu şekilde çalalım. Fa do bakın. Fa do si do. Bakın re'de si do re ya. Ben re'de 3. parmakla basmadım. 1. parmağımı getirdim. Yaptım arkadaşlar. Şimdi bir daha yapıyorum. Fa do si do re. İki vuruşluk mi yapıyoruz. Mi, re, mi, fa. Bakın mi yapıyoruz iki vuruş. Sonra yarım vuruşluk susumuz var. Mi, re, mi, fa. Fa diyez var bakın orada bir de. Mi, re, mi. Bakın fa diyez oldu bu sefer. Parçanın geri kalanında fa'larımız natüreldi. Burada fa diyez oldu arkadaşlar. Buna da dikkat edin. Sol notası da arkadaşlar 3. pozisyonda 4. parmağınıza denk geliyordu. Hatırlayın. Re mi fa diyez sol. Mi fa diyez sol. Fa diyez. Fa natürel. Bakın burada arkadaşlar yarım seslik bir geçiş yapıyoruz. Buna çok dikkat etmeniz lazım. Fa diyezden fa natürele geçerken tonu kaçırmamanız gerekiyor. Çünkü çok kısa bir mesafeye geçiş yapıyoruz. Bu yüzden burada size tavsiyem arkadaşlar. Şurada sol mi fa diye sol yaptık ya. Bu mi mi'deki parmağınızı kaldırmayın. Tamam mı? Fa diye. Sonra fa natürel için mi'deki parmağınız duruyordu ya hemen onu mi'nin dibine getirin. Zaten fa natürel olacak. Fa diye. Fa natürel mi. Sonraki ölçümüze baktığımızda arkadaşlar değişik bir yine geçişimiz var. Mi fa mi re mi fa sol la. Bakın orada 16'lık sus var bu sefer. Yani çeyrek vuruşluk bir sus var. 3. pozisyondayız. 2. parmağımla mi çaldım 2 vuruş. 16'lık susumu yaptım. Sonra fa 1. pozisyona geri döndüm. Fa mi re mi fa sol la. Sonra en başa geri dönüyoruz arkadaşlar nakarat kısmına. Kıskanır rengini baharda yeşiller kısmına geri dönüyoruz. Daha sonra arkadaşlar yine parçanın farklı bir kısmı geliyor. Burada yine yarım vuruşluk esle başlıyoruz. Önce mi re mi re do si la mi yapacağız. Sonra mi re do si la fa yapacağız. Fa natürel unutmayın. Fa natürel olacak. Sonra arkadaşlar sol sol la si do yapacağız. Her biri bir vuruş olacak şekilde. Sonraki ölçümüzde ise re notası yarım vuruş, sol notası bir vuruş, fa notası yine yarım vuruş, mi notası bir vuruş olacak. Re sol fa mi şeklinde olacak. Hemen çalalım.
Sonra bir vuruşluk sus var. Ondan sonra tekrar mi re do si la mi. Fa. Sonra arkadaşlar farklı bir yer geliyor. Sol la do si mi fa sol fa mi. Bunu hatırlıyorsanız çalmıştık az önce. Sol la do si mi fa sol fa mi. Yapıyoruz arkadaşlar. Sonra tekrar bu mi re do si la mi kısmını baştan çalıyoruz. Bunu baştan çaldıktan sonra da nakarat tekrar dönüyor arkadaşlar. Si la sol fa mi si. Bu kısım geri dönüyor arkadaşlar. Daha sonra parçamız burada bitiyor arkadaşlar. Umarım yeterince detaylı bir şekilde anlatabilmişimdir. Ben herkesin yapabilmesi için birinci pozisyon üzerinden anlatıyorum. Ama eğer siz zaten pozisyonunu çalmak istiyorsanız bunu başarabilirsiniz kendi başınıza da. Çünkü zaten 3. pozisyon videomda anlattığım gibi notalar aynı. Yani 3. pozisyona geçtiğinizde notalar değişmiyor. Sadece bir alttaki telin notasını bir üstte çalmış oluyorsunuz. O yüzden çok kafa karıştırıcı değil. Kafa karıştırıyorsa o videomu tekrar izlemenizi tavsiye ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hepiniz hoşça kalın arkadaşlar. Bugünkü videom bu kadardı. Görüşmek üzere.